Gidiyor bu arada. Evet, haydi. Evet. Evet, sessiz olacak. Nedir bizi tutan şey? Kayıt olacak, ter yaptık. Tamam. Boş. Dolu mu boş hocam? Hocam. Tamam. Murat burada daha alçak aşağıda olabilir miyiz? 3-4 dakikamız var abi. Benim yavrumun benzeri, aynı benim yavruma benzer. Ben ilk etapta ben kendi yavrum sandım. Yani bir rüya gibi bana geldi. Ama güzel bir duygu. Benim yavrumu canlandıracak. Benim yavrumun rollerini, benim yavrumun yaşadıklarını anlatacak. Benim yavruma benzediğim, benim yavrumun kokusunu, benim yavrumun hayallerini ben onda hissediyorum ama ne kadar olmasa da yani kendi yavrumun hissini ondan alamıyorum yani. Ama tabii ki de benim yavrumu oynadığı için yani tam yavrum kadar hissetmesem de benim yavrumun sıcaklığını onda ben hissediyorum. Aynı yavrumu izler gibi izleyeceğim yavrumu. Tabii ki biraz da üzücü olacak. Eren'in hayatında yaşadıklarını tekrar beynimde, gönlümde canlandırıp yavrum bunları çekmiş dediğim zaman tabii ki biraz üzücü olacak. Biraz unutmuş gibi oldum. Onlar unutulmaz o anılar ama biraz unutmuş gibi kendimi hissediyorum. Yine aynı o güne döneceğim. Ama benim yavrumun unutulmadığı için benim yavrumu tekrar bulup canlandırdıkları için emeği gece neredeyse çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ya bu benim için çok onur verici ve gurur verici bir şey. Ya nasıl söylesem bilmiyorum. Yani bir şehit kardeşimiz 15 yaşında şehit olmuş. Yani bunu canlandırdığım için, hayatı film olduğu için çok gururluyum. Onun açısından da her şey çok iyi, çok güzel bir şey. Yani şehit kardeşimiz yani. Ya bir şehit kardeşimizi canlandırmak, yani onun geçtiği yerlerde, onun oturduğu yerlerde, onun yemek yediği yerlerde bana çok garip geliyor, garip hissettiriyor beni. Nasıl desem size, yani ruhen kendimi garip hissediyorum. Yani heyecan verici oluyor. Ya biraz sorumluluğu yüksek bir proje. İki tane pırıl pırıl insan. Biri 15 yaşında masum bir çocuk. Birisi kıymetli bir asker. Sorumluluğa uygun hassasiyette davranmaya çalışıyoruz. Özellikle gerçek mekanda çekiyor olmak, buranın bir dekor olmaması, onların ruhlarını teslim ettikleri noktada çekim yapıyor olmak bizi hem duygusal olarak çok etkiliyor hem de çok ağır bir sorumluluk veriyor. Orası hemen 10 metre ötesi, ikisinin de ruhlarını teslim ettikleri, son nefeslerini verdikleri yer. Biz gerçekten her gün zaten onların ölüm yıl dönümünü yaşıyor üstündeyiz. Gürkan Bey, telefonları...